Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar yine oyalardan devam edelim, oya severler için. Arkadaşlar çok kolay yapıp ve çok kolay satabileceğiniz bir model sizinle paylaşmak istiyorum. Yine benim sevdiğim bir model. 3 kat fırfır gibi papatya modeli. Arkadaşlar şöyle ben bir tane yaptım. Şimdi size nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar yeşiline birazcık inci boncuk geçirdim. Bunun daha küçüğü olursa daha güzel olur. Benim elimde bunlar vardı. Pandemi döneminden dolayı kapanış olduğu için diğer el işlerime devam edemiyorum. Tavşanım yarım kaldı. İpim bittiğinden dolayı dükkanlar kapalı arkadaşlar. Ben de bu şekilde değerlendireyim diyorum. Arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Şu boncuklar biraz dursun. Hemen şöyle dibinden devam edeyim. Şöyle hemen yanına batıyoruz tığlamamızın. 4 zincir çekip pipeti yapıyoruz. Hemen yanındakine batıyoruz. Pipet yapıyoruz. Hemen yanındakine batıp şöyle burayı pipet yapıyoruz. Şimdi arasına direkler yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekip hemen yanındakine batıp 3 de çıkıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Şimdi boncuğumuzdan bir tane tepesine alacağız. Arkadaşlar umarım açıklamalı anlatabiliyorumdur. Şöyle boncuğumuzu alıp kapatıyoruz. Sıkıştırıp şöyle dibine hemen batıyoruz. Hemen bir, iki, üç tane sık iğne yapıp hemen yanındakine şöyle batıyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Destek verelim lütfen. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. Yine 1, 2, 3. 3 de çıkarak yine başına bir tane boncuk alıyorum. İnci boncuk. Bir küçüğü olabilir. Şöyle bakın sıkıştırıyorum. 1, 2, 3. Sık iğne hemen yanındaki tığlamaya batıyorum. Ve arkadaşlar şöyle şu şekilde devam ediyoruz. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3. Hemen yanındakine batıyoruz. 3 de çıkıyoruz. Hemen bir tane boncuk alıyoruz. Ve sıkılıyoruz. Böyle dibine batıyoruz. 1, 2, 3. Evet, hemen yanına batıyoruz yine arkadaşlar. Bakın şöyle şu şekilde tepeciklerimiz oluyor. Bu incili güzel görünüyor. Arkadaşlar gerçekten çok kolay satışını, eğer dışarıya yapıyorsanız oya, çok kolay satışını yapabileceğiniz bir oya modeli. Hemen yanındakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip bir tane pipet yapıyorum. Yanına geçiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip bir pipet yapıyorum. Yanına geçiyorum. Tığlamaya. 1, 2, 3, 4 tane çekip zincir
pipet yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen pipet yapıyorum. Bir yanındakine geçiyorum. 4 zincir pipet yapıyorum. Ve yanındakine geçiyorum. Şurada yani yanında 3 pipet kalacak gibi ayarlıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. pipette geri dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyoruz. Bir pipeti atlayıp diğerine batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip şimdi 1, 3 de çıkıyoruz. Yani trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar siz eğer oya yapmıyorsanız çevrenizde oya yapan, arayan, model arayan tanıdıklarınız varsa videomu onlara yönlendirebilirsiniz. Çünkü her el işi herkesin dikkatini çekmeyebiliyor. Herkesin ilgi alanı farklı. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Sık iğne yaparak 6 sık iğne yapıyoruz. Yani 6 tane trabzanın üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi geri dönüyoruz bir zincirle. Şimdi burada kenarlardan eksilteceğiz. Yani 2 tane eksilmiş olacak. 1, 2, 3 ve 4 batıyoruz. Bakın bu kenardan eksilmiş oldu. Şimdi bir zincir çekip geriye dönüyoruz. Hemen yanındakine batıp 1, 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip geri dönüp tepeye batıyorum. Şöyle bir yaprağımız oluyor sık iğneli. Şimdi ilk başta bir zincir çekiyorum. Kenarından aşağıya 1 sırayla 2 3 sık iğne yapıp burayı düzeltiyorum. Arkadaşlar şimdi 1 2 zincir çekip hemen bu koca açıklık olan yere batıyorum. Evet, şurasını yapmış olduk. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen 3 de çıkıyorum. 3'lü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Kutucuk yapıyorum bir tane. Yani oraya çiçeğimiz olacak. Hemen dibinden 1 2 3 4 sık iğne yapıyorum. 5.'yi hemen dibine batıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 3 de çıkıyorum. 2 3 Evet, 3 de çıkıyorum. Aa, pardon arkadaşlar. Şöyle buraya tepecik çiçeğini yapacağız arkadaşlar. Şimdi yine tekrardan şunu yapıyoruz. 1 3 de çıkıyoruz. Yani 1 2 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum.
Buraya alt screen olarak devam ediyorum. Alt screen'e yaptım. Bir zincir çektim, geri döndüm. Hemen yanındaki bir yanındakine batıyorum. Bir, iki, üç, dört olarak batıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bir, iki olarak batıyorum. Arkadaşlar bu sistemde durdurma olmadığı için kamerayı durduramıyorum. Yani aynı şekilde yapmaya çalışıyorum. Geriye dönüyorum. Bir tane batıyorum. Bakın bu şekilde yapmış olduk. Yeşilimiz bitiyor burada. Üzerinin çiçeğini başlayacağız. Daha doğrusu buradaki bitiyor. Kenarı devam edecek. Bir zincir çekiyorum şöyle. Bir, iki, üç olarak batıyorum skein olarak. Bir, iki zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Arkadaşlar, yine diğer dibine batıyorum. Yani tığlamaya. Bir, iki, üç, dört zincir çekip pipet yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekip pipet yapıyorum. Hemen kenardakine geçip 1, 2, 3, 4 zincir çekip pipet yapıyorum. 3 tane yaptıktan sonra tekrardan şunları yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip hemen yandaki tığlamaya 1, 1, 2, 3 çıkıyor. Üçte çıkıp hemen boncuk alıyoruz. Hemen boncuğumuzu şöyle sıkıştırıyoruz. Evet. Bir, iki, üç. Sık iğne. Hemen yanındaki tığlamaya batıyoruz. Burası bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çiçeğini göstereyim. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Şimdi bu başta bir pipet yapmıştık ya, zincir çekip ona batıyoruz. 3'te çıkışlar yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekip 1, 2, 3'te çıkıyoruz. Böyle 5 tane yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 tane yapıyoruz. 2 zincir çekip hemen 6.yı dibine batıyoruz. 1, 2 zincir çekip hemen 3'te çıkıyoruz. Yine 5 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 arkadaşlar. 6.yı 2 zincir çekip dibine batıyoruz. 2 zincir çekip 1, 2, 3'te çıkıyoruz. Yine aynı şekilde 5 tane batıyoruz. 3, 4, 5. Hızlı anlatmaya çalışıyorum ama arkadaşlar umarım anlıyorsunuzdur. Evet, hemen kesiyoruz. Arkadaşlar, ilk sıramız tamamlandı. Yani şurası tamamlanmış oldu. Şimdi bunları
yapıyoruz ki bizim elimize dolaşmasın. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz arkadaşlar. İkinci sırada arkasını çeviriyoruz. İpimizi tığımıza sıkıladık. Bakın arkadaşlar, şuradan bir yere tersin, ters taraftan şöyle ortada bir yere batıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane yetecek gibi. Ama 7 yapalım. 7 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir çekerek geri dönüyorum. Bakın nasıl oluyor? Arkadan yaptığımız zinciri şimdi papatya yapacağız. Şöyle 3 zincir çekelim. Şimdi bu altta 3 tane yaptık. Burayı dörtlü yapacağız. Yani her sırada bir tane arttırmış oluyoruz. Bir ikinciyi yapıyorum. Yani 3'te çıkıyoruz. 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. 2, 3 zincir çekiyorum ve dibine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Arkadaşlar şunu yıkayayım ki bana şey yapıyor. İşkence burada. Ay, elimden düştü. Aslında hem çok kolay bir model hem de çok gösterişli. Dediğim gibi çok kolay satışını yapabileceğiniz, renklerini güzel uydurursanız çokça güzel olur, satarsınız. Bir, iki, üç, dört, beş, 3 zincir çekiyorum. 6.'yı hemen dibine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Arkadaşlar hemen yine aynı yere devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın arkadaşlar, 3.'yü yaptım. Şimdi aşağıdakinden haricen bir tane daha yapacağım. 4 tane olacak. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 zincir çekip hemen dibine batıyorum. 4 tane burada yapmış olduk. Bakın arkada kalıyor. Buradan katlı görünüyor. Şimdi bunu keselim. İpimizi yakalım. Bakın arkadaşlar, çok güzel görünüyor. Bunu böyle ikili de yapabilirsiniz. Ben size üçlü gösteriyorum. Dilerseniz ikili de yapabilirsiniz. Çok kibar olur. Bakın şöyle, şu şekilde. Şimdi açık rengimi alıyorum. Tığıma sıkılıyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle yine arkadan herhangi bir yere tutturup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Arkadaşlar, buranın biraz daha fazla görünmesini istersek, ben buradakini 3'te çıktım.
Ama derseniz ki biraz daha fazla görünsün. Çift ip alıp şöyle 1, 2, 3, 4 de çıkabiliriz. Bunu böyle yapayım. Buradaki 3 ile buradakini 4 ile yapalım. Siz karar verin. Evet. Şimdi 2 ip doladık. 4 de çıkıyoruz. 2, 3, 4, 5. Bunu 6 defa trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dibine batıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi en altta 3 tane yapmıştık. Morla 4 tane. Şimdi en üsttekini de 5 tane yapacağız inşallah. Şimdi evet, birincisini yaptık. 4 tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 kere doluyorum tığıma. Ve 4 de çıkıyorum. 2 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4 de çıkıyorum. Evet, ikinciyi yaptım. 3, 4, 5 ve 6. Bunun yedincisini 4 zincir çekip batıyoruz arkadaşlar. Bakın biraz daha fazla görünüyor buradan. Şu kenardaki ipi keselim ve yakalım ki bize şey yapmasın. Ama burada ne yaptık bilmiyorum. Biraz oyaladı beni burası. Şöyle önce bir yakayım şurayı. Devam edelim. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. İki doluyoruz ve devam ediyoruz. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4 tane çekiyoruz. 7.yi dibine batıyoruz. 1, 2, 3, 4. 3 tane yaptık. Şimdi dördüncüye geçiyoruz. Dördüncü çiçeğe. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6, 4 zincir çekiyoruz ve batıyoruz dibine. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet. Bir sonuncuyu yapıyoruz. 1, 1. 2, 3. 4, 5, 6, 7.yi batıyoruz dibine. 4 zincir çekip
Bakın arkadaşlar, şöyle birazcık daha uzun oldu. İsterseniz böyle bu şekilde 3'te çıkarak yapabilirsiniz. İsterseniz böyle 2 tane dolayıp 4'te çıkabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey. Biri birazcık daha küçük, biri birazcık daha büyük oluyor. Hatta böyle 2 taneli yaparsanız o da çok kibar olur. Bakın arkadaşlar, şöyle ortasında şeyleri şurada 2 tane daha boncuk yapayım, daha göstersin kendini. Şöyle boncuklarımı alayım. Dediğim gibi bu boy ince boncuk da yapabilirsiniz. Daha küçüğünü de yapabilirsiniz. Benim elimde şu an malzemeler tükenmiş bulunmakta. Ve alamıyorum da, her yer kapalı. 1, 2, 3. Hemen yanındakine batıyorum. Ve başına alıyoruz. Ve arkadaşlar, şunu da söyleyeyim size. 3'te çıkıyoruz. Kenarlarında şöyle size göstereyim. Üçer tane şey kalacak. Pipit kalacak. Şimdi bunu 3 tane ortaya koyuyoruz şöyle. Üçerli koyuyoruz. 3 zincir çekerek bunu yapıyoruz. Şöyle kenarlarında da, yani bunlar ortada kalıyor ya, şöyle kenarlarında 3 tane pipit ayarlayacağız. Üçer tane kalacak. Umarım anlatabilmişimdir. Yani çiçeğinizi yaparken buna dikkat edin. Yani şimdi bakın, geçiyorum buraya. Burada 3 tane pipeti var. Sonra kenardakilerini yapıp dönüşünü yapacaksınız. Yani 3'er tane kalmış olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Evet, bu şekilde bitiriyoruz oyamızı. Düşünün, tülbentin kenarında ne kadar güzel durur. Böyle şu şekilde. İsterseniz aralarına böyle sıkı yaptıysanız birer tane tığlama atlayabilirsiniz. Sıkı olsun derseniz atlamayın arkadaşlar. Hemen yanına batın. Şöyle elimizle çiçeğimizi düzeltelim. Sabunlu bezle beraber, yani 3 sabunlu eski bir tülbentle beraber ütülediğinizde kalıp gibi olur. Şöyle bakın, çiçeklerinizi muhakkak bunları böyle düzelterek ütüleyin ki kalıp gibi dursun. Yoksa kayabilir öteye beriye. Evet arkadaşlar. Yakarken de muhakkak ki iplerinizi kısaltarak şey yapın, yakın. Evet arkadaşlar. Bu dediğim gibi en sonu 3'te çıkılmış olan daha küçük. Bu 2 ip sardığım. Hangisini beğendiyseniz, hangi sistemi beğendiyseniz arkadaşlar o şekilde yapabilirsiniz. Evet. Beni seyrettiğiniz, dinlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Muhakkak yapan arkadaşlarınıza önermeyi unutmayalım arkadaşlar. Öyle. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bolca like atın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.